Part-time yani full-time değil. Dolayısıyla genelde insanlar beni gördükleri zaman şöyle yapıyorlar. Aa bak şey. Erol demiyorlar artık, o geçti. Aa bak şey değil mi diyor mesela yanındakine. O da diyor ki aa evet doğru şey. Anlaşıyorlar da. Televizyona çıkan şey değil mi diyor mesela. Bir tek ben çıkıyordum ya çünkü televizyona. Televizyona çıkan şey. Hatta bazen beni de o yörüngeye sokmaya çalışıyorlar. Yanıma gelip böyle şey pardon. Biz sizi çok seviyoruz. Siz şeysiniz değil mi? Evet şey ne demek mesela şey bayağı çünkü her şeyi de karşıladığı için yani böyle garip bir şey şey yani İngiliz olsam mesela the thing oh isn't he the thing yeah the thing yeah filan böyle şey korkunç bir şey yapıyor yani. Bazen de mesela şöyle samimiyetsiz şeyler oluyor hakikaten çünkü sokakta ilgi alaka çok hoş Türk insanı televizyona çıkan insanlara çok güzel davranıyor sokakta. Çok nazik bir toplum çünkü gerçekten böyle mitolojik birer kahraman muamelesi yapıyorlar sokakta ünlü insanlara. Ve mesela yanına geliyor büyük bir heyecan, abi televizyonda yaptığın her şeyi seyrediyorum, radyoyu dinliyorum, Twitter'da takip ediyorum, reklamlarını kaçırmıyorum filan. İsim neydi? Öyle diyor, ben de her seferinde Mücahit diyorum. Mücahit hiç yılmaz. Yani bununla ilgili çok şey geliyor başıma. Dolayısıyla bunu ben bir avantaja çevirdim. Yani avantaj derken, hani ulan çok ünlü olmayayım da ileride stand-up yaparsam bir ekmek yerim oradan filan diye değil. Hani bu kadar olabildim bugüne kadar. Filan ve sokaktayım devamlı. Sokak çocuğu olduğum için bir köprü altında buzdolabı kutusunda yaşıyorum. No frost. Çift kapılı olduğu için büyük sığıyoruz. Neyse. Böyle... Metroda filan, sokakta yani bu böyle hani bu araftayım ben yani anladın mı? Bu arafta olma halini gerçekten seviyorum ve buradan baya eğlenceli şeyler kendime göre topluyorum. Sonra dedim ki abi bu topladıklarımı anlatayım, çürümesin. Çürümeden de anlatıyorum işte. Mesela geçen Bodrum'a gittik, oyun için yine filan gittik böyle Bodrum havaalanına indik. Bavul bekliyoruz ya, bir tane kadın geldi yanıma, böyle yaptı. Eurovision'da başarılar. Eurovision'da bana başarılar dedi kadın. Ben zannettim bir kadının genel tavrı bu. Ya biz çok önemsiyoruz ya bu Eurovision işini. Ben de dedim ki size de başarılar koyacağız dedim bu sene çocuğu. Hani çocuğu koyacağız. Yani can bana mı zannetti kadın beni abi? Hani, hani yani garip değil mi ya? Enteresan. Bir kere Antakya'ya gittik abi. Böyle bir oyun yine, oyun için gittik filan. Daha doğrusu künefe yemeye gittim ben, öyleyimdir. Künefeyi Antakya'da yerim. Kahvaltıyı Van'da yerim, dondurmayı da Roma'da yerim. Öyle hastayım ben çünkü. Neyse böyle Antakya'da bir lisenin önünden geçiyoruz. Bir lise çıkışına denk gelmişiz filan. Böyle etrafını sardılar. İmzalar bilmem ne filan, fotoğraflar bilmem ne. O zaman daha popülerim. Daha demeyelim. O zaman popülerim. Böyle 6-7 sene önce filan, hani kıvancılar filan da yok. Kızlar çok çaresiz. Tabii televizyonla ilgili kızlar çok çaresiz. Kıvanç yok, Mehmet Günsür yok filan. Düşün yani bana kalmışlar yani. Hakkı ya. Böyle geldiler filan böyle. Hani imzalayacağım fotoğraf filan bilmem lise çıkışı. Ben de böyle imza falan fotoğraf çekiyorlar. Orada da böyle hakikaten servislerin orada iki tane böyle şoför abi kendi aralarında durumu gözlemliyorlar.